Bölgede 6 ilimizde Diyarbakır, Urfa, Batman, Şırnak ve Sirte olmak üzere binlerce DEDAŞ emekçisi insanca bir yaşam için, koşullarının düzeltilmesi için, emeklerinin karşılığını alabilmeleri için, sosyal ve sendikal haklarının tanınması için grev yaptılar. İş bırakma eylemi yaptılar. İş bırakma eylemi yaptıkları için 200 emekçi arkadaşımız işinden oldu. İşçi emekçi arkadaşlarımızın işten atılmasıyla sınırlı değil. Maalesef DEDAŞ kentimizin ve bölgenin birçok yerinde elektrikleri kesmek suretiyle halkımızın enerjiye, elektriğe erişim hakkını engellediği gibi çiftçilerimizin ürünlerinin, ekinlerinin tarlalarda kurumasına da neden olmak suretiyle bu zulmünü, bu sömürüsünü sürdürmekte. İşte bugün buradaki emekçi arkadaşlarımızın uğramış olduğu bu zulüm TEDAŞ tarafından devam ettirilmek isteniyor. Biliyorsunuz Türkiye'de açlık sınırının 12.732 TL olduğu, yoksulluk sınırının 40.600 TL olduğu bir ülkede bırakın emekçi arkadaşlarımızın evlerine ekmek götürmesini, kiralarını dahi ödeyecek imkanlara sahip değiller. Dolayısıyla bu emekçi arkadaşlarımız belki de en tehlikeli iş kolu olan enerji alanında her gün yaşamla, her gün yaşam haklarının ihlal edilme ihtimalinin yüksek olduğu ortamlarda çalışmalarına rağmen emeklerinin karşılığını alamıyorlar. Tamamen emeklerinin karşılığını alabilmek için, sosyal ve sendikal haklarını elde etmek için, yasal ve anayasal haklarını kullandıkları için cezalandırılmaktadırlar bugün. Biz bu emekçi arkadaşlarımızın sosyal, sendikal haklarını alana kadar, emeklerinin karşılığını alana kadar, bütün özlük haklarını alana kadar ortaya koymuş oldukları bu mücadelelerinin yanlarında olacağımızı, Yeşil Sol Parti olarak birlikte olacağımızı, yanlarında olacağımızı, sesleri olacağımızı, solukları olacağımızı bir kez daha ifade ediyor. Aynı zamanda sesleri olan siz basın emekçilerine de teşekkür ediyor. Anlaşırız. Güler.